arkadaşlar. Oy verme işlemleri tamamlandıktan sonra, yani oyların sayım ve döküm aşamasında sandık kurullarının yapacağı iş ve işlemler ile bu süreçte dikkat etmemiz gereken hususlar konusunda 3. eğitim videomuz ile karşınızdayız. Sayım ve döküm açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunanlar sayım ve dökümü izleyebilirler. Sayım ve döküm sırasında sandığın bulunduğu odanın, sınıfın kapısı açık tutulur. Parti müşahitleri sayım masası başında yer alabilir ve oy pusulalarını görebilirler. Sayım ve döküm süresince okul sorumlularımız partimiz adına sandık alanında itirazı yetkili kişiler ve müşahitlerimiz kesinlikle dışarıya çıkarılamaz. Sizi sayım sırasında uzaklaştırmak isteyen sandık kurulu veya kolluk gücüne 138 sayılı genelgenin 35. maddesini hatırlatıp sandık çevresinden ayrılmayınız. Öncelikle sandık kurulu başkanına sözlü şikayette bulununuz. Eğer sandık kurulu başkanı sözlü şikayet konusu ile ilgili bir işlem yapmazsa, şikayetinizi yazılı olarak sandık kuruluna yapınız ve sandık tutanak defterine işletiniz. Sandık kurulunun yazılı şikayet konusu ile ilgili mutlaka bir karar vermesi gerekir. Sandık kurulunun karar vermemesi durumunda sandık kurulu aracılığıyla ilçe seçim kuruluna iletilmek üzere yeni bir yazılı şikayet dilekçesi veriniz. Sayım aşamasına gelecek olursak, masa üzerinde sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Sandık seçmen listesinde imza veya parmak izleri sayılarak oy vermiş olanların toplam sayısı tespit edilir. Oy kullanan seçmen sayısı sandık sonuç tutanaklarının ilgili bölümüne doğru bir şekilde yazılır ve bu durum yüksek sesle ilan edilir. Kullanılmamış zarflar sayılır. Kullanılmamış oy pusulaları sayılır. Kullanılmayan birleşik oy pusulaları veya zarflar ayrı ayrı sayılarak paketler halinde getirilir. Paketlerin üzerine sayıları yazılır. Paketlerin üzeri mühürlenir. Sandık sonuç tutanağında yer alan ilgili bölüm doğru bir biçimde doldurulur. Sandıktan çıkan zarflar sandık kurulu başkanı tarafından yüksek sesle sayılır ve sandıktan çıkan toplam zarf sayısı tespit edilir. Tespit edilen zarf sayısı sandık sonuç tutanağının ilgili bölümüne yazılır. Geçersiz zarflar. Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı olmayan, kağıttan imal edilmiş olan, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzeri mühürlenerek zarf sayısı yazılır. Bu zarflar saklanır ve kesinlikle açılmaz. Ancak üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılmayan zarflar geçerlidir. Geçerli ve geçersiz zarflar belirlendikten sonra sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz zarfların toplam sayısı ile oy kullanan seçmen sayısı karşılaştırılır. Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısına eşit veya eksik ise başkaca bir işlem yapılmaz. Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazla ise eşitliği sağlamak için önce geçersiz zarf sayısı düşürülür. Geçersiz zarf sayısının düşülmesi halinde de eşitlik sağlanılamıyorsa sandık kurulu başkanı geçerli zarflar arasından eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişigüzel çeker ve bu zarflar açılmadan derhal yakılarak imha edilir. İmha edilen zarf sayısı sandık sonuç tutanağının ilgili yerine yazılır. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra zarflar açılır, zarflardan çıkan oy pusulaları ilgili seçim türlerine göre ayrı ayrı tasnif edilir. Burada bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Zarfta kullanılması gereken oy pusulalarından biri veya birkaçı eksik çıksa bile zarftan çıkan diğer oy pusulaları hesaba katılır, geçerli sayılır. Zarfın içinden aynı seçim türüne ait birden fazla oy pusulası çıkmış olması halinde yalnızca bu seçim türüne ait oy pusulaları hesaba katılmaz. Zarftan çıkan diğer seçim türlerine ait oy pusulaları geçerli sayılır. Aynı zarf içinde birden fazla oy pusulası bulunacağından zarf içinden eksik oy pusulası çıkmış ise eksik çıkan oyların hangi seçim türüne ait olduğu ve sayısı ile içinden hiç oy pusulası çıkmayan boş zarf sayısı toplamı zarfların açılması bittikten sonra tespit edilip sandık sonuç tutanağına işlenir. Sandık kurulu başkanı oy pusulası üzerinde hangi partiye veya bağımsız adaya evet
veya tercih mührü basılmış ise o partinin adı veya bağımsız adayın ad ve soyadı yüksek sesle okunur. Oy pusulasının ön yüzünü herkesin görebileceği bir biçimde havaya kaldırır gösterir. Geçersiz olduğu net bir şekilde anlaşılan geçerli olup olmadığı yönünde tereddüt edilen ve itiraza uğrayan oy pusulalarını ayırır. Bu oy pusulaları sandık kurulu tarafından tek tek incelenerek karara bağlanır. Peki hangi oy pusulaları geçersizdir? Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan, arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan, hiçbir yerinde tercih veya evet mührü basılmamış olan, birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alanlara tercih veya evet mührü basılmış olan, birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış tercih veya evet mührü bulunan, sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş olan, bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olan, üzerine tercih veya evet mührü dışında veya tercih veya evet mührü yerine herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış olan, üzerinde siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan, son olarak üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar veya harfler veya sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş olan oy pusulaları geçersiz. Ancak zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayla yırtılması, herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılmaması, oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle tercih veya evet mühürü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi, bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan tercih veya evet mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması, başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok tercih veya evet mührü basılması, yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olması durumunda oy pusulaları geçerli sayılır. Oyların sayımı tamamlandıktan sonra sandık sonuç tutanakları imzalanır ve mühürlenir. Sandık sonuç tutanağının birer sureti yeteri kadar hazırlanarak sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu üyelerinin tamamı tarafından imzalandıktan, mühürlendikten sonra talep eden siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitlerine verilir. Sandık kurulu üyelerimiz ve müşahitlerimiz mutlaka ıslak imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanaklarını almalıdır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra oy torbası sandık kurulu başkanı ile ad çekme yoluyla belirlenecek en az 2 üye tarafından hiçbir gecikmeye meydan verilmeksizin ve hiçbir yere uğramaksızın en kısa zamanda ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilir. Bu maddeye aykırı hareket edenler hakkında cezai kovuşturma yapılır. Sandık kurulunun diğer üyeleriyle müşahitler de isterlerse ve taşıtta yer varsa veya taşıt kendileri tarafından sağlanırsa başkan ile birlikte gidebilirler. Sandık kurulu üyelerimiz torbanın taşınması sırasında istekli ve gönüllü olmalı ve torbanın taşınması sırasında belirtilen hususlara aykırı durumlar karşısında fotoğraf veya video çekmeli ve hemen ilçe seçim kurullarına itirazda bulunulması için parti yetkililerine haber vermelidirler. Okul sorumlularımız, sandık görevlilerimiz, müşahitlerimizin dikkatine. Tutanaklar tamamen doldurulmadan hiçbir sandık kurulu üyesi tarafından kesinlikle imzalanmamalıdır. Sandık kurulu başkanı boş tutanakları sandık kurulu üyelerine imzalatamaz. Sandık kurulundan alacağınız sandık sonuç tutanakları ıslak imzalı ve mühürlü, yani orijinal olmalı, fotokopi asla kabul edilmemelidir. Sandık sonuç tutanağının tedbir olarak öncelikle fotoğrafını çekmeli, bilgi işlem sorumlunuza ve dahil olduğunuz WhatsApp grubuna göndermelisiniz. Hemen sonrasında teslim aldığınız orijinal tutanakları okul sorumlularımıza teslim etmelisiniz. Okul sorumlumuza ulaşmadığınız durumda sandık sonuç tutanağını vakit kaybetmeden ilçe örgütümüze imza karşılığında teslim etmelisiniz.
okul sorumlumuz sandık görevlilerimizden teslim aldığı sandık sonuç tutanaklarını vakit kaybetmeden ilçe örgütümüze götürerek imza karşılığında teslim etmelidir. Şikayet ve itirazla ilgili dikkat edeceğimiz hususlar ise şöyledir. Yasalara aykırı iş ve işlemlerle ilgili sandık kurullarına yapılan her türlü sözlü veya yazılı başvuruya şikayet denir. Şikayete yetkili kimseler şunlardır. Seçme yeterliliğine sahip seçmenler, siyasi partilerin il, ilçe başkanları, siyasi partilerin yetkilendirdiği itiraza yetkili kişiler yani okul sorumluları, siyasi partiler ve bağımsız adayların müşahitleri, adaylar. Şikayet nasıl yapılır, nasıl karara bağlanır? Şikayet yazılı dilekçe veya sözle yapılabilir. Sözlü şikayetler gerekçesiyle birlikte özel bir tutanağa yazılır. Bu tutanak adı, soyadı ve adresi de yazılarak şikayetçiye imza ettirilir. Şikayetin haklı veya yerinde görülmesi halinde sandık kurulu karar yazmaya ihtiyaç olmaksızın şikayet konusu işlemi düzeltir. Şikayetçinin şikayete yetkili olmaması veya şikayetin süresinden sonra yapılmış olması veya haksız ya da yersiz görülmesi halinde sandık kurulu tarafından şikayetin reddine karar verilir. Bu halde sandık kurulu kararlarının sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu üyeleri tarafından imzalanması ve sandık kurulu tutanak defterine işlenmesi lazımdır. Şikayetin reddine ilişkin kararın bir örneği şikayetçiye verilir. Şikayetin süresi. Şikayet en geç sandık sonuç tutanağının sandık kurulu tarafından yazılıp imzalanması anına kadar sandık kuruluna ulaşmalıdır. Sandık sonuç tutanakları imzalandıktan sonra yapılan sözlü şikayetlerin veya verilen şikayet dilekçelerinin sürenin geçmiş olması sebebiyle reddine karar verilir. İtiraz. Sandık kurullarınca verilmiş herhangi bir kararın 298 sayılı kanuna aykırı olması nedeniyle kaldırılması veya bu kanuna uygun hale getirilmesi için ilçe seçim kurullarına yapılan başvuruya itiraz denilir. Sandık kurullarının aldıkları kararlar ile oy verme süresince yaptıkları iş ve işlemlere dair seçim kurullarına itirazda bulunabilir. Sandık başı iş ve işlemlerine karşı ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilmesi için önce sandık kuruluna şikayet veya itirazda bulunulmuş olması şart değildir. Yani doğrudan ilçe seçim kurullarına itiraz yoluna gidilebilir, itirazda bulunabilecek kimseler itiraza yetkili olan kişilerdir. İtiraza yetkili kişiler şunlardır. Seçmenler, siyasi partilerin il ilçe başkanları, siyasi partilerin yetkilendirdikleri itiraza yetkili kişiler yani okul sorumluları, müşahitler ve son olarak adaylar.